arkadaşlar. Ben Aylin Cinoğlu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMEK bünyesinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugünkü dersimizin içeriğinde Microsoft Office Excel programını anlatacağım. İlk ders videomuzda Excel'in temel bilgilerinden başlayacağız. Daha sonraki videolarda formül ve Excel'in gelişmiş özellikleriyle devam edeceğiz. Şimdi Excel programını açtığımızda karşımıza gelen ekran bizim çalışma kitabımız olarak geçer. Excel bir çalışma kitabıdır ve içerisinde sayfalar bulunur. Kullanıcı isterse bu sayfaları çoğaltabiliyor. Excel'de hücrelerden oluşan kutucuklar görüyoruz. Hücrelerde burada mesela dikey dilimler sütunu ifade eder, sütunlar harflerle ifade edilir. Yatay dilimler ise satırı ifade eder, satırları da biz sayılarla ifade ediyoruz. Sütun ve satırın kesiştiği noktaya ise hücre adı verilir. Her bir hücrenin bir adı vardır. Önce sütun ismi, sonra satır ismi gelecek şekilde söylenir. Örneğin A1 şeklinde. E2. Biz bu hücrelerin ismini at kutusunda görüyoruz. B3'e tıkladığınızda at kutusunda hücrenizin adını görebiliyorsunuz. Şimdi hücrelerde burada sütuna tıkladığımda, sütunun üzerine direkt tıkladığımda A sütununa ait tüm sütunları seçmiş oluyorum. Şu şekilde satırın üzerine tıkladığımda ise satıra ait tüm hücreleri seçmiş oluyorum. Dedik ki bu kısım ad kutusudur. Hücrenin adının bulunduğu alandır. Bu A1. Siz hücrenin adını değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştireceğiz? Hücreye tıkladıktan sonra bu alanda A1 yazan kısmı silip buraya istediğiniz adı verebiliyorsunuz ve Enter'a bastığınızda artık A1'in adı BB oldu. Ve bir formül kullanıyorsanız bu formülde A1 değil, buraya verdiğiniz ismi kullanmanız gerekir. Hemen ad kutusunun yanında formül çubuğu vardır. Formül çubuğu sizin hücrenizde olan veriyi gösterir. Eğer hücrenizde olan veri bir formülün sonucuysa size o formülü gösterir. Bu yüzden adı formül çubuğu olarak geçer. Mesela 11, 11'in üzerine tıkladığımda bir formülün sonucu olduğu için bu formülü gösteriyor bize. Excel'de sütunlarımız ve satırlarımız var dedik. Hücreleri kendinize göre genişletebiliyorsunuz. Veri sığmadı diyelim. Örneğin bilgisayar dersi yazdım. Bu veri bu alana sığmadı. Sığmadığında genişletmek istediğinizde A ile B arasına geliyorsunuz. İki yana ok çıktığında sütun genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. eğer çift tıklarsam hücrenin içindeki veriye göre uygun genişliği Excel kendisi ayarlar. Aynı şekilde mesela satır yüksekliğini de ayarlayacaksak iki satır arasına geliyorum. Aşağı yukarı hareket ettirerek satır yüksekliğini ayarlamış olurum. Eğer siz bir tablo alanının genişliğini otomatik olarak ayarlamak istiyorsanız şu şekilde seçtim. Seçtikten sonra bir tanesinin arasına gelip şu şekilde aynı oranda tüm dilimleri genişletmiş oldum. Seçim alanımdaki dilimleri. Aynı şey satır için de geçerli. Satırlarımı seçtim. İki satır arasına geliyorum. Aşağı yukarı ok çıktığında aşağı doğru hareket ettirdiğinizde seçmiş olduğunuz dilimleri aynı oranda genişletmiş oluyorsunuz. Ve burada mesela sütun ekleyebilirsiniz, ekleme yapmak isteyebilirsiniz. Sütun eklemek istediğinizde sütunun üzerinde sağ tıklayıp ekle dediğimde sütun eklerim. Satırın üzerinde sağ tıklayıp ekle dediğimde ise satır eklemiş oluyorum. Dedik ki aşağıda sayfalarımız yer alır. Bu sayfaları çoğaltmak istediğinizde ise hemen şu alandan çoğaltabiliyorsunuz. Veya sayfanın üzerinde sağ tıklayarak ekle dediğinizde sayfanızı çoğaltabilirsiniz. Şimdi bir Excel programında hücrenin içine veri girmek istediğinizde evet boş bir hücreye direkt yazabilirsiniz yazmak istediğinizi. Tıklayarak direkt yazabilirsiniz. Fakat hücrenin içinde bir veri varsa siz yazmak istediğiniz aslında buraya bir şey eklemek istiyorsunuzdur. Ama direkt üzerine tıklarsanız içindeki veriyi silmiş olursunuz. Bu yüzden Excel'de hücrenin içindeki veriye ulaşmak için ya üzerinde çift tıklayacaksınız veya üzerine tıklayıp F2 tuşuna bastığınızda hücrenin içerisine girmiş oluyorsunuz. İstediğimi yazdım ve Enter'a bastığımda ne yapmış oluyorum? bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi burada bizim sırada veri listelerimiz var. Veri listelerinde ise Excel'in bir özelliği vardır. Özel veri listeleri oluşturur. Bunu yaparken ilk olarak şunu göstereyim. Mesela bir hücreye ben 1 yazdım. Ve hücrenin üzerine tıklayarak sağ alt köşesine geldiğimde çıkan bu işarete hücre kulpu adı verilir. Hücre kulpundan aşağı doğru çektiğinizde kopyalama yapmış oluyorsunuz. Hücre kulpundan aşağı doğru çektim, kopyalama yapmış oldum. Ama bir artım yapmak istiyorsanız birinciye 1, ikinciye 2 yazdım. 2 hücreyi birden seçtim ve aşağı doğru çektiğimde bloklama işlemi yapmış oluyorum. Aynı şeyleri gün, ay veya bir kelime içinde yapabilirim. Günler pazartesi yazıyorum. Bakın hücre kulpuna geldim. Aşağı doğru çektiğimde günleri sıralar. Bu şekilde. Günler bitti. Hala çekmeye devam ediyorsanız ikinci sıralamaya geçer. Aylarda Ocak yazıyorum. Bunlar özel veri listeleri olduğu için bir tanesinden aşağı doğru çekerseniz otomatikman devamını kendisi getiriyor. Sayıları gösterdik. Mesela bu bir sayı ya da bir ay değil, bir kelime yazmak istiyorum ben ve bu kelimeyi birden fazla hücreye kopyalamak istiyorum diyorsanız hemen kelimenin sağ alt köşesinde hücre kulpunu gördünüz. Aşağı doğru çektiğinizde bu şekilde hücrelerinize bloklama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar özel veri listeleridir. Mesela örneğin şunu da yapabilirim. 10 yazdım, 20 yazdım. Onar arttırmak istiyorum. O zaman hücre kulpundan aşağı doğru çektiğimde onar arttırmış olurum. Özel veri listelerini bu şekilde kullanabilirim. Daha sonra bu arada Excel'de hücreler arasında geçiş yaparken mouse kullanabilirsiniz. Fakat bu işinizi biraz yavaşlatabilir. Klavyede yön tuşlarıyla hareket edebilirsiniz. Bu işlemlerinizi hızlandıracaktır. Geldik bir giriş menüsünden bahsedelim. Giriş menüsünde kes, kopyala, yapıştır ve biçim boyacımız var. Kes istenilen veriyi alıp farklı bir yere yapıştırmak için kullanılıyordu. Kopyala da bu kopyayı çoğaltmak için kullanılıyordu. Şimdi biçim boyacısı bir metne verilmiş bir özelliği başka bir metne geçirmek için kullanılırdı. Örneğin ben buraya hücreye bir dolgu rengi vereyim. Verdim. Bu rengi yan hücreye de geçirmek istiyorsam biçim boyacısına tıklarım. Diğerinin üzerinden geçtiğimde bu alana da vermiş oluyorum. Eğer siz bu alanı seçtiniz, renginizi uyguladınız diyelim, biçim boyacısına çift tıkladığınızda bundan sonra nereyi seçerseniz o alanlara bu rengi uygulayacağınız anlamına gelir. Biçim boyacısını bu şekilde kullanabiliyorum. Biçim boyacısından sonra bu alanda ise yazı tipi ayarlarının olduğu kısım. Yazı tipi ayarlarından buradan yazının yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz hücrelerin yazı tipini bu alandan değiştirebilirsiniz. Hangi yazı tipini uygulamak istiyorsanız buradan seçtiğinizde o yazı tipini ayarlamış olursunuz. Kalın, italik, alt çizili yapabilirsiniz. Yazı büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz veya otomatik yazı büyüklüğü seçebilirsiniz. Bu alandan hücreye dolgu rengi veriliyor. Biraz önce yaptığım gibi şöyle seçiyorum. İstediğim bir dolgu rengini bu alandan verebilirim. Buradan yazı tipi rengi veriyorum. Hemen bu alanda ise kenarlık var. Şimdi kenarlık nedir? Bunu söyleyeyim. Kenarlık eklemek için, şurayı ben bir temizleyeyim. Kenarlık eklemek için öncelikle tablo alanınızı seçmeniz gerekiyor. Excel'de bu hücrelerde bakın sanki var gibi gözüküyor kutucuklarda kenarlık ama bunlar kılavuz çizgisidir. Siz çıktı aldığınızda bunları göremezsiniz. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor benim? Kenarlık eklemem gerekiyor. Hücre aralığını seçtim. Seçtikten sonra giriş menüsünden yazı tipi alanından buradan önce bir çizgi stili seçersiniz. Daha sonra tüm kenarlıklar dediğinizde kenarlık eklemiş oluyorsunuz. Diyorsanız ki ben Dış kenarlığı farklı, iç kenarlığı farklı yapmak istiyorum. Gene buradan kenarlıktan çizgi stili seçerek iç ve dış diyerek yapabilirsiniz. Biraz daha kolaylaştırmak istiyorsam tüm kenarlıklar derim. Buradan iç çerçevem düz olsun, dış çerçevem çift çizgi olsun diyorum. Bakın çift çerçeveye tıkladım. Şuradan çerçeveledim ve tamam dediğimde bu şekilde çerçevemi ayarlamış oldum. Hemen yanında hizalama var. Hizalamadan metnin sol, sağ, ortalama ayarını yapıyoruz. Bir de hücre içerisinde aşağıda, yukarıda görebiliyoruz. Bu genişliğimizi biz biraz daha arttıralım. Rahat görebilmek için. Bakın şimdi seçtim. Seçtikten sonra ortaladım. Ve buradan da diyorum ki hücre içinde tam ortada göster. Şöyle baktığınızda hücrede tam ortasında gözükür verim. Burada ise bizim yönlendirmemiz var. Seçmiş olduğunuz metnin yönünü ayarlamanız için kullanılır. Örneğin burada önce hücrenize tıklıyorsunuz. Daha sonra hizalamadan metnin yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Ne tarafa yapmak istiyorsanız o yönde metni ayarlayabilirsiniz. Burada kenarlık olduğu için biraz görünümde bozukluk olacak. Şöyle genişleteyim. Aşağı doğru yapabilirim. Veya yukarıya doğru ayarlayabiliyorum metnin yönünü. Bu hizalamadır. Girinti arttır, girinti azalt var ve metni kaydır özelliği. Şimdi metni kaydır nedir? Metni kaydır bir hücrenin içerisinde ben şöyle göstereyim. Bilgisayar yazdım. Dersi yazarken aynı hücrede bir alt alanda görmek istiyorum. Bunu yaparken kısa yolu alt enter'dır. Alt enter dersi dediğimde bakın aynı sütun içerisinde bir alt satıra geçirmiş oldum. Bunu bir de bilgisayar dersi dedim. Giriş menüsünden de yapabiliyorum. Metni kaydır dediğinizde metni bu şekilde kaydırabilirsiniz. Fakat mesela diyelim ki burada uygulayacağım. Veri uygun genişlikte. Metni kaydır dediğinizde olmaz. Neden? Çünkü yeterince sığabiliyor. Daralttığınızda ancak görebiliyorsunuz özelliği. Ama alt enter yaptığınızda herhangi bir genişlikle oynamanıza gerek kalmayacaktır. Burada birleştir ve ortala özelliği var. Seçmiş olduğunuz hücreleri birleştirir ve ortalar. Sadece ortalamaz. Mesela çapraz birleştirme, hücreleri birleştir veya hücreleri çöz. Çöz dediğimde tekrar eski haline getirmiş oluyorum. Hemen sayı sekmesine geçtiğimde ise burada da bize hücremizin içindeki verilerle ilgili düzenleme yapmamı sağlıyor. Yani bu bir para birimi mi, tarih mi? Bu ayarları yaptığım kısımdır sayı sekmem. Buradan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Örneğin ben buraya bir tarih yazacağım. Yazdım tarihimi. Ayı normal yazı olarak görmek istiyorum diyelim. 03 değil de Mart olarak görmek istiyorum. Buradan mesela tüm sayı biçimleri diyeyim. Tarihi. Buradan istediğiniz stili seçip hücreye uygulatabiliyorsunuz. Tamam dediğimde bakın stilini değiştirmiş oldum. Veya diyebilirim ki buradakiler bir sayı değil de para. Buraya para birimi eklemem gerekiyor. O zaman sayıdan buradan seçiyorum para birimini. Eğer sıfırları, ondalıkları arttırmak ya da azaltmak istiyorsanız ondalık arttır, ondalık azaltı kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde para biriminizi değiştirecekseniz mesela TL değil de farklı bir para birimi ise bu alandan değiştirebilirsiniz. Yüzde uygulaması yapacaksınız diyelim. O zaman yüzdeye tıklıyorum ve değerimi yazdığımda da yüzde uygulaması yaptırabiliyorum. Sayı sekmem bu şekilde. Koşullu biçimlendirin diğer videolarımızda detaylı olarak göreceğiz. Tabloya otomatik biçimlendir var. Tabloya otomatik biçimlendir özelliği şudur. Ben tabloma renk ve kenarlık eklemeden hazır stilleri kullanmak istiyorum diyorsam buradan istediğim stile tabloma uygulatabilirim. Tamam dediğimde artık bu özelliği gerçekleştirmiş oluyorum. Veya şöyle şu alanda yapayım ki daha rahat görün. Tablo olarak biçimlendir. Buradan seçtiğim tamam dediğimde bu özelliği seçmiş olduğum alana vermiş oluyorum. Burada ise renklendirmeler vardır. Bu renklendirmeleri de kullanabilirsiniz. Ve hücre alanı. Hücre alanında ise şimdi biz dedik ki sütun eklemek istiyorsanız sütun üzerinde sağ tıklayıp ekle diyeceksiniz. Ama aynı işlemi sütun üzerine tıklayarak ekleden de yapabiliyorsunuz. Veya satırın üzerine tıklayıp ekle dediğinizde de satır ya da sütun ekleyebiliyorsunuz. Silmek istediğinizde ise ya sağ tıklayıp sil diyebilirsiniz veya burada menüden sil, giriş menüsünden sil dediğinizde bu alanı silmiş olursunuz. Geldik biçim özelliğine. Biçim özelliğinde satır yüksekliği, en uygun satır yüksekliği var. Satır yüksekliğini ayarlarken elinizle ayarlayacaksanız iki satır arasına gelip şu şekilde ayarlıyorduk. Ama belli bir değere göre ayarlama yapmak istiyorsanız biçimden satır yüksekliğinden kaç değerini girmek istiyorsanız buraya yazdığınızda o oranda satır yüksekliğini genişletmiş olursunuz. En uygun satır yüksekliği ise satırın içindeki veriye göre en uygun genişliği otomatik kendisi ayarlar. Yani şu şekilde çift tıkladığımda yaptığı işlemdir. Sütun genişliğinde elinizle yapmak istemiyorsanız seçmiş olduğunuz sütunları örneğin genişliğini buradan ben 20 vermek istiyorum diyorum. Genişliğini arttırabiliyorum. En uygun sütun genişliği ise sütun içindeki veriye göre uygun genişliği kendi ayarlar. Varsayılan genişlik ilk varsayılan genişliğimizdir ve satır ve sütunlarınızı gizleyebilirsiniz. Buradan şu alan ise sayfa ile ilgili işlemlerdir. Yani sayfayı yeniden adlandır, taşı kopyala ve sayfa rengi. Aynı şeyleri sayfanızın üzerinde sağ tıklayarak da yapabiliyorsunuz. Ekle dediğimde sayfa ekler, sil dediğimde var olan bu sayfamı silmiş olurum. Yeniden adlandır sayfanın adını değiştirir. Taşı kopyala bu sayfayı bir yerden bir yere taşımamı sağlar. Sayfayı korumaya aldırabilirim ve sekme rengi verebilirim buradan. Taşımak için oradan veya şu şekilde de taşıyabiliyorsunuz. Bakın sayfalarınız arasında taşımayı bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Sayfa koruması ise buradaki özelliklere göre sayfanızı korumaya aldırabilirsiniz. Otomatik toplam var. Otomatik toplam bu şurada belli formüller var. Buna göre seçmiş olduğunuz hücrelerin otomatik olarak formül uygulamasıdır. İkinci videomuzda bunları göreceğiz. Dolgu ise şu alanı ben sileceğim. Mesela bir şey seçtiniz, dolgu dediniz. Buradan mesela sağ doldur diyebilirsiniz. Sağ doldur dediğimde soldakini sağa geçirir. Sola doldur dediğimde ise mesela sağdakini sola geçiriyor. Yukarıdan aşağı gibi verileri böyle doldurabiliyorsunuz. Temizleme işlemi ise burası bizim için önemlidir. Tümünü temizle dersem buradaki hem verileri hem biçimleri temizlemiş olurum. Biçimi temizle dersem biçimi temizler, içeriği temizle dersek içeriği temizler. Nasıl? Şimdi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra bakın önce içeriği temizle diyeyim, içeriği temizledim. Buradaki özellikleri temizlemek istiyorsam o zaman biçimi temizle diyeceğim. Eğer tümünü temizle dersem hem biçimi hem içeriği temizlemiş olurum. Açıklamaları temizle dediğinizde sayfanızda bir açıklama varsa bu açıklamaları temizlemek için kullanılır. Köprü ise köprü varsa köprüyü temizlememi sağlar. Sıralama var. Sıralama seçmiş olduğunuz hücrede A'dan Z'ye veya Z'den A'ya sıralama yaptırabilirsiniz. Mesela A'dan Z'ye sırala diyorum. Şu şekilde sıralamayı aldırabilirim. Hatta sadece başlıkları değil de şu şekilde yapalım. Sırala dedim. Bu şekilde sıralatabilirim. Filtreyi sonraki uygulamalarımızda göreceğiz. Bu sayfamda istenilen verileri bulmak için kullanıyordum. Değiştir ise bulduğum verileri farklı verilerle değiştirmek için kullanıyordum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bir özelliğimiz daha var. Bu özelliğimde şu alanı temizleyelim. Temizleden tümünü temizleyelim. Şimdi Excel'de Ard arda gelen hücreleri seçmek istiyorsanız Shift, birbirinden farklı hücreleri seçmek istiyorsanız CTRL kullanılıyor. Şu şekilde CTRL'ye basarak ben seçim yapıyorum. En son seçtikten sonra bıraktım. Buraya yazmak istediğim veriyi yazdım ve CTRL Enter'a bastığımda birden fazla hücreye aynı verinin girişini yapmış oluyorum. Giriş bölümümüz bu kadar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videoda formüllerle devam edeceğiz.